Yüce Kalka muhabbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha size gelmedik. Bugün yine bir sorumuz var ama bu sefer soru başka bir yerden geliyor. Mizansen, dinleyiniz dikkatle. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Evde oturuyorsunuz, gazetenizi açmışsınız, pijama terlik vaziyetleri falan. Böyle rahat rahat gevşemiş, bütün gün yorgun geçmiş bilmem ne falan. Çocuk çıkıp geliyor diyor ki, böyle gözler falan yaşarmış, böyle belli bir problem olmuş okulda. Baba ölecekmişiz, sen de ölecekmişsin, annem de ölecekmiş, kardeşlerim de ölecekmiş, hepimiz ölecekmişiz, öteki taraf diye bir yer varmış, oraya gidecekmişiz, baa falan. Aha. Bu kadar canlandırabildim. Şimdi böyle bir durumda ne yapmak lazım? Abi abilere göndeririz, onlar açıklarlar. Teknoloji gelişti abi, açıyorsun YouTube'u, veriyorsun eline çocuğun hemen. Şişt. Al oğlum bunu izle. Al yavrum bak. Eski tamam mı? Oldu mu? Tamam geçti. Karnın da acıktıysa şunu da al. Şimdi bu bir yaklaşım. Veya ne yapılabilir? Ha demek ki çocuğun bir ihtiyacı var. Kitap mitap bulalım. Bu, hani biraz daha gelişmiş bir refleks bu olabilir. Daha medeni diyebileceğimiz. Ha çocuk ahiret falan demek ki soruları olgunlaşmaya başladı. Buna bir iki şey verelim. Kitap bulalım. Bu kitaplar şeyi içersin. Yani çocuğun sorabileceği, sorduğu soruları falan güzel bir şekilde içersin falan. Kötü değil belki tamam bu. Ama acaba hep soru soruyoruz ya düşe kalka muhabbette. Acaba burada ıskaladığımız bir şey olabilir mi? Problem herhalde şöyle diyorsun. Sen bana şunu demek istiyorsun. Iskaladığımız şey şu. Bu soru çocuğun problemi. Ve çocuğun bu problemden kurtulmasını istiyorum ben. Tabii. Bunu çözmek istiyorum demeye getiriyorsun. Bence bu nazarda bir yanlışlık var. Bu kötü bir nazar değil. Yani evet yani hamiyetli bir nazar tamam. Ama neresi kötü bunun? Bu soru benim sorum. Hayır benim sorum. Bana sordu çocuk seni değil. Evet benim sorum ve ben bu soruya cevap vermemişsem çocuğa vereceğim zaten benim bir şey yoktur. Çocuğa da zorla dayatamam bu sorunun cevabını. Karışık oldu bir daha. Yani şunu demek istiyorum. Biz genellikle şöyle bir yanılgıya düşüyoruz. Bu kainat sanki yaratıcıdan bağımsız olarak işliyor. Çocuk da o soruyu yaratıcıdan bağımsız olarak kendi problemi olarak getirmiş ve ben bunu çocuğun bu sıkıntısını gidermem gerekiyor. Burada yaratıcı yok. Mekanik bir şey. Mekanik sanki. Bir şeymiş gibi görüyorum. Yaratıcı olsa ne olur? Olsa yani bu bir terbiye, yaratıcı olsa terbiye olur bu doğrudan. Evet. Mesaj olur. Mesaj olur. Dolayısıyla çocuk o soruyu bana kendisi için sormuş görünmekle beraber yaratıcı bana o soruyu hatırlatmış olur. Evet. Yani o soruyu sorduran var. Hani diyor ya. O soruyu sorduran var. Niye o soru soruldu? Benim ilk tepkim şu olması gerekiyor. Allah bu soruyu doğrudan bana gönderdi. Bana gönderdi o soruyu. Ve ben mükellefim o soruya cevap vermekle. Al yani, yavrum şuradan. O soruyla bana bir şey öğretecek. Ben öğrenme taleplisi olmazsam, çocuğumun şu sıkıntısını kurtarayım diye yaparsam bir anlamı olmaz bu işin. Çocuk rahatlasa bile benim açımdan bir şey fark etmez. Benim açımdan vazifemi veya Allah'la olan muhatabiyetimi umursamamış olurum. Evet. Benim vazifem gerçekten burada çok önemli. Çocuğun sorusuna cevap vermek değil. O soruya cevap vermek. O soru Rabbimden gelen bir emirdir. Bu bir lojistik işlem değildir. Evet. Çocuğun X ihtiyacının karşılanması değildir. Hakikat noktayı nazarında o sorunun cevabının verilmesidir. Evet. Eğer bu sorunun cevabı bende varsa ne ala çocuğun ihtiyacını da karşılamış olurum. Yoksa zaten doğrudan bana bir emirdir bu. Bu sorunun cevabını öğren. İşte bizde şimdi hizmet diye bir kavram kafamızda var. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Binayı diktik. Tamam biz hizmetimizi yaptık. Asıl hizmet. Oo, bir dakika. Yani birileri gelsin anlatsın artık. Kim olacak o birileri? Bu şuna da karşılık geliyor. Yani çocuk soruyu soruyor. Bak doğrudan sorunun bana gelmiş olmasından hiçbir şey esinlenmiyorum. Ayıkmıyorum. Çocuğun karşısına başka bir mekanizma koyuyorum. Kitap. YouTube, ilmihal veya bir başka insan. Abi, bir bina falan. Bunların hepsi gene mekanizmada yeri olabilecek şeyler ama ben neresindeyim bu işin? Ben muhatap oluyor muyum? Allah'ın bana olan hitabına cevap veriyor muyum? Muhatap oluyor muyum? Yoksa bir saniye Allah'ım bizim bu konuyla ilgili arkadaşımız var mı diyorum yani. Evet. Uf. Ya bu işte bu anlayış nereye götürüyor bizi? Hiç de güzel bir yere götürmez abi. Direkt
Yani kulluğu uzaklaştırmaya götürür. Evet. Yani ben terbiye olan, terbiye gören, bu kainatta bir maksada göre gönderilmiş olan ve görevi olan ve bu görevi kendisi tarafından değil, kendi sahip tarafından belirlenmiş olan biri değilim. Bunu kabul etmiyorum. Bunu bildiği gibi okuyan, sıkıntılarım var, dini sıkıntılarım var. Bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Veya birilerinin sıkıntıları var. Onları kurtarmak için şunlara havale ediyorum demeye getiriyor. Lojistik çözümler bunlar. Yani kendin belirliyorsun. Rab sensin yani. Oy. Bir nevi Rab, rububiyet dava ediyorsun yani. Allah sana diyor ki şu sorunun cevabıyla ilgilen. Bu hakikati bul. Sen diyorsun ki hayır. Hı. Burada bırakalım ha. Abi bırakmayalım. Bir mesele önemli. Bunu size getirmemiz lazım. Bırakmıyormuşuz. Şu çok önemli. Yani biz bunu niye söyledik? Laf olsun diye söylemedik bence şunu. Ya şeye bakalım. Genelde insanların yaptıklarına bakalım. Bu din adına yapılan şeylere bakalım. Hep havale etme üzerine. Abi biz çocuğun ihtiyacı şey yaptı. Ben yaptım canım, görevimi yaptım. Getirdim mesela binamı yaptım, şeyimi yaptım. Bir sürü insan da getirdik, kitap da verdik, bilmem ne de yaptık. Bunlar görev değil. Bunlar görevin bir parçası olabilir belki. Görev değil. Asıl görev ben terbiye olunuyorum. Oy. Bu şekilde muhatap olmadığımız müddetçe... Topu taca atmaktan başka bir şey değil. Kaçıyoruz abi, kaçıyoruz. Ve dolayısıyla da problemler çözülmüyor. Yani Allah bu kadar kainatı ve bu kadar mekanizmayı ben topu taca atayım diye yaratmamıştı. Evet. Doğrudan bana konuşuyorsa... Bak çok enteresan ama. Bütün kainat, bütün renkler, bütün mevsimler, her şey bana konuşuyor. Hı hı. Ama çocuğun gelip sorduğu soru, herhangi bir ateistin ihtiyacı, benim kafama takılan bir soru bana konuşmuyor. Evet. Onu ihale ediyorum. Öf. Bir de çocuğa geçiştiremezsin ki. Allah var. İnan. İnan. Çocuk. Yok, çocuk bu ya. Bir şey. Başkasına biraz din sömürüsü yaparaktan susturabilirsin ama çocuğu susturamazsın. O yüzden ne oluyor? Bak çok ilginç. Çocuk demek istiyor ki sana, sen ne anladın bundan? Bir bakıma. Yaratıcı o çocuğun ağzından soruyor. Sen bundan ne anladın ve bununla mesulsün ve bana bunun anladığın şeyi bana paylaş demeye getiriyor. Sen tıpkı şeyler gibi çocuk ağlıyor, bir sıkıntısı var, oyuncağı önüne koyuyorsun. Çocuk sana muhtaç, seninle oynamaya muhtaç. Tabii. Aynı burada yaptığımızı dinde de yapıyoruz. Ondan sonra çocuklar problemli, sıkıntılı, depresyonlu, ateist olmuş bilmem ne. Neden? Bizim yüzümüz. Sen sorumluluğunu yapmadın. Ha onlar olabilir. Ayrı mesele. Ben sorumluluğu yaptım. Mesele orada. O çocuğun cevap veremediği aynı soru muhtemelen bende de var dolayısıyla. Evet. Dolayısıyla. Ve enteresan, eğer mesela çocuk bir soru sorduğu zaman desem ki işte filanca git Abdurreşit abi sana anlatsın. Gitmez. Gitmez. Gitmiyor da zaten. Her şeyi götürdük. Hepsine götürdük. Bilmem ne. Götürdüğüm için zaten olmadı. Evet. Getirseydim. Evet. Kendime getirseydim. Demek götürmek değil, getirmek lazım. Evet. Şimdi bitirebiliriz. Artık bitirebiliriz. Bitirelim inşallah. Ama nasıl bitireceğimi bilmiyorum. İhalesiz günler dileriz efendim. Evet, Allah bize sorumluluğumuzu unutturmasın.